İyi akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındayız. Bugün e, çok önemli bir konuğumuz var. Konuğumuz da önemli, konuğumuz da önemli. Bugünlerde e, sağlığa her zaman ihtiyacımız vardı ama bugünlerde biraz daha fazla e, sağlıklı olmaya, sağlığa ihtiyacımız varken dedik ki bilgi kirliliğinden uzak duralım. E, bu konuda alanında uzman e, bir hocama ulaştık. Samsun'dan katıldılar aramıza sağ olsunlar. Doktor Kemal Bahçıvan, e, alternatif uzmanı değil, ee, sonra moleküler biyoloji uzmanı deyin, ne derseniz deyin ama e, bildiğimiz bir şey var ki gerçekten alanında uzman bir e, hocamızla bugün programa başlayacağız. Hocam hoş sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Ne iyi geldiniz. Oğlum. Sağ olun. Teşekkür Ayaklarınıza ederim. sağlık. Çok Hocam sağ olun. programımızın formatı gereği e, sizi tanıyalım ardından çünkü bugün yoğun geçecek sormamız gereken çok sorularımız var. Almamız gereken çok bilgilerimiz var. Buyurun hocam tanıyalım. Bizi. Herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, ben Kemal Bahçevan, İran Azerisiyim. Ee, 2003'ten genişlik tıp e, üzerinde çalışıyorum. İsterse mizac, isterse hacamet, sülük terapi, feng shui ve bu tür bir şeylerde. Ee, yani 5 yıl önceden Türkiye'ye geldim. Ee, şimdi Samsun'da yaşıyorum ve ee, geniş sırt tıpla ilgili e, çalışıyorum. Evet. Hocam e, bugün gerçekten konumuz çok, başlığımız çok e, daha doğrusu. Şimdi e, neden yani şöyle başlayalım. E, i̇yi ki geldiniz. Öncelikle bizim ülkemize çok sağ olun, geldiniz. Teşekkür ederim. İran'dan ne icap etti? Yani e, bir yolculuk seferi nedir? Önce ben, oradan başlayalım. Hani kişisel olarak bir sohbete girelim. Tamam. Ardından çünkü sizi yoracağız. Önce memleket meselesinden konuşalım. Tamam. Bizim programımızda memleket meselesi. Bu konuda tamam. tam bir memleket meselesi. Buyurun. Ee, benim oğlum burada üniversiteyi kazandı. Samson Üniversitesi. Bir evet. çocuğum var. Ee, onun üzerinde yani yalnız kalmasın. Türkiye taşındım onunla bera beraber. Ve sonra da buranı sevdim ve e, iki yani beş yıl önceden de tam buraya taşındım. Evet. Yani oğluma göre geldim daha. Aslında başlangıç olarak o iyiydi. Ama şimdi tamamen burada kalmayı düşünüyorum. İyi ettiniz hocam. Hocam şimdi uzmanlık alanlarınıza baktığımız zaman, ee, ben biraz not aldım buraya da, bilinçaltı, mizaç ilmi, fitoterapi, hacamat, sülük, iridoloji ee, diye gidiyor. Bilinçaltından başlayalım mı? Nedir bilinçaltı ilmi nedir? Yani ee, şimdi aslında şöyle bir şey var. Değerli izleyenler, ee, Kemal Hocam'la biz programı sürekli yapmak istiyoruz. Yani dedi ki e, bu e, ilim ilimleri bir saatte sığdırmak haksızlık olur. Hem izleyicilere haksızlık olur, hem bize haksızlık olur, hem Kemal hocam haksızlık olur. Bunu bir rutin dahilinde her hafta veya e, iki üç günde bir bu konuları işleyeceğiz. Ya birlikte işleyeceğiz ya da Kemal Hocam ayrı bir e, program yaptıracağız. Fakat e, alan geniş olduğu için e, bilinçaltından başlayalım. Bugün biraz hem toparlayıcı konuşalım hocam. Hani tamam. e, sizin alanlarınızı konuşalım. Hızlı, hızlı geçelim. Az sonra e, sorularımız gelecek değerli izleyenlerden. Onları size ulaştıracağız. Telefon bağlantımız olacak. Onu size soracağız. Bilinçaltından başlayalım hocam. Nedir bilinçaltı ilmi? Hocam bilin yani e, detaylı inşallah sonraki de, e, defalarda konuşuyoruz. Ama genel anlamında e, biz gene set tıpta vücuda bütüncel bakıyoruz. Yani ruhla cismi ayıramıyoruz. O yüzden e, yani bunların bir bağlantısı var kesin. Hatta biz diyoruz ki hastalığın bir sebebi ruhun, zihnin, bedenin biri biriyle üstüne yani o, oturmaması. Yani düşünün mesela ibadet ediyor, ibadet ediyoruz ama sezde halinde başka bir şey düşünürüz. Evet. Veya yemek yiyoruz, yemek halinde başka bir şey izliyoruz. Yani haberleri düşünün herhangi bir sıkıntı. Yani olduğumuz yerde ruh, zihin, beden bir yerde olmamasından genel hastalıklar buradan oluşur. Ondan dolayı biz hastalıkların çoğunluğunun sebebi bilinçaltının düzensizliğini düşünürüz. Yani nasıl düzensizlik? Bilinç altındaki yani geçmişteki kirlikleri temizleyerek yani fabrika ayarlarına dönerek diyelim fabrika ayarlarına dönüyoruz ve ondan dolayı vücudun ruhi olduğunda çünkü Allah da diyor ki nefektu fihi men ruhi yani kendi ruhumdan size üflenmişim. Beden konusu değil ki ruh konusu. Yani asil emanet bize bu ruh. Biz de bedenimiz hasta olduğunda düşünün ki sebebini arıyoruz. Parmağımız yan, yakıldığında düşünürüz ki bu niye yakıldı? Ne oldu? Daha bir de o işi tekrar etmiyoruz. Ama ruhsal konularında kaynağını incelemiyoruz ki Niye böyle oldu, niye bedenim böyle oldu, niye ruhum böyle oldu, niye e, ruhsal olarak sıkıntılarım var? Çünkü hiçbirimiz bu konunu genel olarak incelemiyoruz. Aslında da bizim hem kültürde hem dini konularda o kadar bilinçaltıyla ilgili önemli konular var ki e, tam ben de batıdan gelmiş bir konular reddetmiyorum onları da iyi ama diyorum ki bizim kültürde de var unutulmuş bir konu. Niye bunlara dikkat etmiyoruz? O yüzden ben genelde danışmanlıklarında hem bedensalı düşünürüm, hem ruhsalı düşünürüm, ruh bilinçaltını temizleyerek. Mesela bazı insanlar bilinçaltında yanlış anlamalar olur. Bazı insanlar öyle düşünür ki, yani bu hoca kendisi, yani ben hiçbir şey yapmayacağım, bu hoca benim bilincimi temiz, bilinçaltımı temizleyecek. Öyle değildi. Bilinçaltında geçmişteki düşünceleri, kötü düşünceler veya travmaları temizleyerek ona yardım ediyoruz ki vücudula, ruh, zihin bir araya gelsin. Yani birbiriyle barışsın yani. Bilinçaltı altı dediğimiz yani içimizdeki çocuk. Çoğunluğumuz küsmüş bu içimizdeki çocuğuyla. Onu hiç nazlandırmıyoruz ki içimizdeki çocuğu. Ondan dolayı bir türlü yani bedeni düşündüğümüzde bence en iyisi ruhu düşünme, bilinçaltını düşünme. Hatta diyoruz ki vücudun tek tek hücrelerin bilinçaltı komut veriyor. Yani düşünün mesela birisi diyor ki mesela kısırla birisi tedavi varıyor alternatif tıpta. Tedavini söylediğinizde, yöntemi söylediğinizde, yönlendirdiğinizde kalbiden sevinir ki tamam ben çocuk istiyorum. Ama kafadan diyor ki olmaz ki bilinçaltı bozuk. Yani bir güç bir tarafa gidiyor Bırak. bir güç bir tarafa gidiyor. Onda sonuç alamıyor ama ikisi de bir yönde olduğunda hem buradan düşünsün Allah'a tevekkül ederek güvensin ben sonuç alacağım hem de his olarak duygu olarak ikisi bir arada olduğunda buna dijital imza diyoruz. Yani ondan sonra Allah'a iyi bağlantı yapıp, bağlantı kurup istediğin alabiliyor. Bu bilinçaltı. Yani biz her halde ruhumuz temiz olursa, düşüncelerimiz temiz olursa beden de ona göre temiz olabilir ve iyi sonuç alabiliyor. Bu kısacası yani bilinçaltının konusu. Evet bilinçaltı yine de geniş bir alan. Evet Değil mi tabii. hocam yani ilerideki programlarımızda bunu Kesin, e, tek detaylı, program olarak aslında evet. konuşulması gereken bir konu. E, evet Mizaç ilmi nedir dedik hocam Mizaç ilmi benim çok dikkatimi çekti. Hatta o e, şemamız vardı Alev Hanım onu arkaya verme imkanımız var mı? E, Mizaç ilmi nedir hocam mizac ilmi? E, mizac ilmi yani kısızası. İblis Sinan'ın yöntemi yani aslında Yunanistan'dan gelmiş bir konu. İlmi mizazda çok tarifler. Nereden geldi hocam bu konu? Yunanistan'da. Yunanistan kökenli evet, evet, evet. Ondan sonra da ve böyle yayılmış bu ülkelerde. Eğer bunun çok tarifleri var, çok açıklamaları var ilmimiz azın. Ama kısacası işimize yarayan konu bu ki yani bu bir ilimdir ki tüm insana etkisi olan faktörleri inceliyor. Düşünün iklim olarak mesela Karadeniz'in iklimi bir türlü insanlara etkisi var. Rutubetli havanın bir etkisi var. Kuru ülkelerin bir etkisi var. Yani çok yağmur yağarsa bir etkisi var. Yaşın bize bir etkisi var. Arkadaşın bir etkisi var. Yiyeceğin bir etkisi var. Ondan da herhangi bir şeyin ki insana etkisi varsa onu inceleyen inceleyen ilime ilmi mizaz denilir. Yani hakikaten de düşünün mesela e, bazı insanlar biz gelinse yani tıpta öyle bakmıyoruz. Mesela tansiyona her mesela tüm tansiyonlu olan kişilere bir ilaç vermiyoruz. Bir tedavi vermiyoruz. Gelinse yani tıp hocaları, doktorları. Ne diyoruz? Diyoruz ki kişiden kişiye değişik. Yani kişinin mizacına, yaşına göre, cinsiyetine göre, iklime göre hastalıklar da tabii ki fark ediyor. Düşünün mesela e, ülkelerde, mesela İngiltere'nin düşünün, Alzheimer, MS bu tür bir hastalıkla şiddetli olur. Ama e, Hindistan'da bunu göremezsiniz. Çünkü sıcak bir ülke. O yüzden iklimin de etkisi var. Yaşın da etkisi var. Yani bunlara bunu inceleyen ilime ilmimiz az denir. Anladım. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani bütün tansiyon hastalarına aynı ilaç verilmez diyebilir Ver, miyiz? Verilmez. Aynen. Yani düşünün birisinin midesi. Mesela e, kirişlenme diyoruz. Evet. Dizde kirişlenmeni düşünün. Biz... Tüm kilislenmeni bir gözle görmüyoruz. Yani farklı. Yani sıcak kilislenme de var. Soğuk kilislenme. Biz genelde yani sıcak, soğuk, kuru ve nemli kelimesinin faktörünü çok kullanırız. Bize bunlar önemli. Yani e, inşallah sonraki e, böyle konuştuklarımızda bunu detaylı açıklarım. Hı. Ama aslında Hı. evet farklı. Yani e, belki birisine bir türlü veriyorsunuz kilislenme rahatsızlığına. Bitti bitkiler veriyorsunuz. Başkasına bir türlü. Yani öyle değil ki hepsi aynı şekilde olsun. Hatta yaşa göre, cinsi her türlü farklı. Evet. Peki hocam şöyle. E, şimdi hasta geldi. Ben hastayım size. Geldim. E, nasıl bir teşhis koyuyorsunuz? Yani neye göre? Bir tahlil mi, kan tahlili mi yapıyorsunuz? Yoksa e, nasıl teşhis koyacaksınız? Yani bir... Evet. E, iyi bir soru. Hocam aslında genel tıpta ee, orada, klinikte o kişi anlamalı. Yani bir uzman, bir doktor klinikte anlamalı. Tabii ki modern tıbbın yöntemlerinden de faydalanan daha detaylı olsun. İkisinden destek olarak. Ama e, biz unutmayacağız. Gözden, dilden, kulaktan, simadan, parmaklardan, tırnaktan tüm bu tür bir e, hepsinden biz bilgi alırız ve ona göre teşhis koyuyoruz. İdrarından, ee, büyük abdestinden, hepsinden biz bilgi alıyoruz. Yani hepsini sorarak anlıyoruz. ki burada durum nasıl? Bu durumun nasıl? Hepsini not alırız ve oradan hem mizacın teşhis koyuyoruz ve hastalığın kaynağını da oradan anlıyoruz. Mesela ben sizin poliklinize geldim. Ee, Selamun Aleyküm. Ee, Kemal Bahçıoğlu olacağım. Ben işte e, muayene olmaya geldim. Yani ilk baktınız ne anlıyorsunuz? Mesela evet. benden ne anlıyorsunuz? Evet. Biraz önce yani burada da baktım yani nabızdan anlıyorum. Nabızı verdik. Tamam. Buradan başlayalım. Evet. Hocam nefes darlığı var. Tırnaklardan anlıyorum bunu. Yani bende nefes darlığı mı var? Evet, nefes darlığı var. Hmm. Serbest bırakın. Serbest. Dizlerde ağrı var. Özellikle özellikle hatta yeni başlıyor. Ee, özellikle sol dizinizde elinizin avcunuzun içinden belli. Ee, sol, rica dizinde isim, mi? Sağ... sol dizinde mi ağrı var? Sol e, sağ dizinizde. Ha, sağ dizinde sağ İkisinde de var özellikle sağda. Rica ederim evet. sağa takar sağ mısınız? Sağ olun. Evet. Serbest bırakın. İnce varsa tembel. Tembel dediğimizde yani yavaş çalışır. Yani ha. istediğimiz hızda çalışmıyor. Nabızdan anlıyoruz. 110 çeşit, 110 bölgede nabız var. Her nabızın sıcak, soğuk, hızlı, yavaş çalışması düşündü. Biraz modern tıbbıla farklı bir konu. Modern tıp öyle düşünmüyor. Ama biz diyoruz ki 110 çeşit nabız var. En azı 110 çeşit. Bölgeden bölge farklı. İnce bağırsak tembel. Kalp iyi çalışır. Kalp mi iyi çalışıyor? Evet. Karaciğer iyi. Sol böbrek kalbim, iyi. Kalbim iyi çalışmaz diye düşünüyordum hocam ben. Yok ya. çok çok iyi çalışır. Şimdi kalbeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Kalın bağırsak tembel. Yani ba sindirim sisteminde biraz zayıflık var. Akciğer normalinden biraz hızlı çalışır. Akciğerin hızlı çalışması iyi midir? Yok hı normalinden hızlı çalışır. Ha. Ee, mide tembel. Dalak iyi, tembel dediğimiz yani yavaş. Mideyi hızlandırmak için ne yapmak lazım hocam? Sağ böbrek iyi çalışır. Böbrekler maşallah iyi, vücudunuz iyi. İyi mi? Evet iyi evet. ama <laughs> burada dediğimiz yani e, sağ mesela diyoruz ki de sıkıntı var. Böbreklerde mesela, böbrek pardon bağırsaklarda Hı -hı. tembellik var. Bunun bağırsakları soğuk gıdalarda. Soğuk gıdalarda dediğimizde yani bir türlü asidik gıdalardan. Asidik, evet. gerisi tıpta, ilmi mizatta soğuk sıcak, kelimesi çok kullanılır. Rutubetli, kuru, özellikle soğuk sıcak. Bunu dediğimizde yani asidik gıdalar soğuk, sıcak da dediğimizde yani bir türlü bazik gıdalar, bir hmm. türlü. pH açısından baktığımızda, o yüzden asidik gıdaları biraz azaltacaksınız miden. Asidik dediğimiz asitli gıdalar mı hocam? Asitli. Yani, yani koladır, e, fantadır, gazozdur, onlar da mı Yoğurdu düşünün, ayranı düşünün, ha, Onlar da asidik düşünün. gıda mıdır? Evet asidik. Turşunu düşünün, karpuzu Hı -hı. düşünün. Yasak demiyoruz bunlar. Diyoruz ki aşırı yenilmezsin. Mesela yoğurt yediğimizde gene tıpta bir e, kelime var. Müslih, ıslah edici. Hı -hı. Çok yani önemli bir konu. Yani herkes bu müslihten kullanmalı. Herkes. Hı -hı. Mesela yoğurtun yanında biz diyoruz ki kuru nana üzerine serpin. Veya gül kurusu onu dengelersin. pH'ini dengeler. Asidiki badı. Maalesef de bazı insanlar çok tüketir yoğurdu. Aşırı evet. Tüketi. yani normalde. Biz gıdanı öyle tüketebilmiyoruz. Yani bu gıda değil ki yoğurt. Gıda değil bunlara daha dikkat edeceğiz. Az demiyorum yasak. Kullanacağız miktarı kadar. Bazen o kadar kullanılır ki mesela hep herkes diyor kalışıyor mu var, kalışıyor mu var. Acaba başka bir maddede kalışıyor mu, yok mu? O kadar asidik, asidik, asidik olur ki bu defa da tam diz ağrısı olur, eklem ağrısı olur, kemik ağrısı olur. Bunu inşallah detaylı açıklayacağız. Burada ne kadar asidik olduğunda bu defa enzim insülin salgılanır. İnsülin salgılanır ki bunu dengeye götürür. Hem şeker hastalığına sebep olabilir, hem de kemiklerin erimesine sebep olur. Yani e, yoğurt tüketimini bile kontrol yapmamız gerekiyor. Evet, yani her şey e, İslam dini de öyle. Her şey kuralı kadar, her şeyin kuralı var, miktarı var hiçbir şey öyle kuralsız değil dünyada. O yüzden mesela yaşına göre kilolular yoğurt yediğinde kilo alırlar düşünün. Onlar ki düşünün mesela unutkanlığı var şiddetlenir. Alzheimer'i var şiddetlenir. MS hastalığı var şiddetlenir. ALS hastalığı var şiddetlenir. Bunlara kesin diyoruz ki böyle asidik yoğurt gibi ayran gibi bir şeylerden uzak dursunlar. Peki, Peki e Yoğurt unutkanlığa sebep mi olur hocam? Yoğurdu eğer müsli'siz kullanırsak ve sık sık kullanırsak. Yoğurt kendi başına öyle değil ama diyorum ki aşırı tüketilir ya ondan dolayı hmm. her şeyin fazlası zararı evet. O yüzden diyoruz miktarı kadar tüketin, müslihiyle tüketin, dozu kadar tüketin evet. ve yaşına göre Düşünün Mesela 70 yaşında kişi yani kendi kendine de diyor ki yavaş yavaş unutkanlık olur. Daha buna yakışmaz saniye saniye yoğurt yemezse. Yani Kesin sıkıntı olur. Dozu kadar yiyecek, miktarı kadar yiyecek. Kesin yani üzerinde nana kurusu, gül kurusu, çörek otu bir türlü bir şey olacak ki... ...onun asidiklığını dengelersin. Ha Çörek otu, nane kurusu, yoğurdun e, asidini isterim. dengeler. Değerli izleyenler e, sorularınız varsa hocama e, buradan sorularımızı aktarırız. Biz de sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Hocam unutkanlık dediniz de. Günümüzde çok e, rastladığımız bir konu unutkanlık. Evet. E, nedir sebebi? Yani... E, Birçok, birçoğumuzda ben de dahil yani unutkanlık, bir şeyleri mesela bilinçaltı dediniz ya o yüzden e, bu soruyu sorma gereği duydum. Bunun sebebi nedir veya çözümü nedir? Eee tıpta rutubetin fazlalığından diyoruz. Beynin rutubetin fazlalığına. Yani rutubet normalinden fazla kalabe ederse beyine böyle unutkanlığa sebep olabiliyor. Ondan dolayı rutubetli gıdaları, asidik gıdaları azaltırız. Bu gerisi tıbbın bakış açısı. Ama bunun en iyi yöntemlerinden birisi bunun biraz rutubetin azaltacağı. Rutubetin azaltmasına hem perhizler önemli, yasaklar önemli. Onlara dikkat edeceğiz. Hem de düşünün çörekotu gibi bir şeyler harika etkisi var. Düşünün susamın çok etkisi var. Çörekotunun çok etkili. yani fayda olarak çok faydalı. Bunlardan çok fayda alabiliyoruz. Özellikle buna bir özel bir konu söyleyeyim. Unutkanlığa topalak. Topalak bir kök bir bitki topalak kökünü diyorum topalak diye bir kök mü var Evet o? bir kök var bu topalak kökünden böyle birazcık balıla tozesinden toz etsinler ee, balıla karıştırsınlar her gün kahvaltıdan önce bir çay kaşığı yesinler harika bir etkisi var o harika iyi gelir diyoruz. Evet çok çok o topalak iyi. bizim bölgelerde bilmediğimiz bir bitkin. başka bir ismi mi var acaba hocam topalak Türkiye tüm bitkiler açısından baktığımızda zengin. Yani genel olarak. Başka ülkelerle kıyas ettiğimizde. Harika bir ülke. Tüm zengin. Ama maalesef e, çok bilgi yok. Bilmiyorum neden. Evet. Mesela düşünün. E, biraz <laughs> önce konuşurduk ya. Su terası. Özellikle sunun keranrıda olur. Türkiye'de de su bol maşallah. Burada kimse önemsemiyor. Tiroidin en iyi yavaş çalışan tiroidin doktorlar levotiroksin tavsiye ediyorlar. 4-5 ay su teresini çay gibi demleyip içme veya sebze gibi yemesi harika. Yani bu işi iyice çözer. İlaçtan daha çalışır. mı etkilidir? Yani e, tiroid varsa yavaş çalışmak. Su teresi e, su teresin, ilaçlardan çay... daha mı etkilidir? Kıyaslamıyorum. Yani ben geleneksel tıp açısından bakıyorum. Tamamen sonuç aldığımız bir konu alabilir. Bunu neden söyledim Diyorum ki sorunuzun cevabında ki e, e, Türkiye çok zengin bitki açısından. Yani tam mesela Samsun burada bol bol su terası var. Ama hiç aktarda bulamıyorsunuz. Hiç köyçü de bunu toplamıyor maalesef. Mesela evet. toplasın, kurusun. İstediği zaman akrabası, kendisi eşi lazım olduğunda kullansın. Maalesef bilgi konusu yani. Bence bunun üzerinde biraz çalışma lazım. Özellikle Böyle sağ olun. Bu konuda insanlara destek olursunuz. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Hocam bu, bu konu gerçekten çok önemli. Biz evet. teşekkür ediyoruz. Çok Çünkü e, bunu belki siz çekiniyor olabilirsiniz bunu söylemekte ama e, ben mukayese yapmıyorum. Fakat şu an e, ilaç sektörü özellikle bizim e, ülkemizi e, egemenliği altına almış durumda. Bunu üzülerek söylüyoruz. Ve e, şu an e, evet bu konuda biraz dersimize çalıştık. E, bizim Özellikle e, ilaç sektörünün dayattığı ilaçlardan kurtulup e, doğadaki o e, bitkilerden bir şeyler kapmamız lazım çünkü ilaçların e, ham maddesi e, bir çoğu bitki, doğru mu yani Bitki, aynen. Hani özü bitkiyken ve e, şu an özellikle e, ülkemizden Avrupa tarafına ciddi bir e, bitki kaçakçılığı var. Yani var. bunu gözde görülür evet, bir şekilde var. Evet, Şimdi e, neden yapılıyor bu? Dediğiniz gibi ülke bu konuda zengin. Evet, ülkemin bu konuda zengin. Fakat ne yapılıyor? Öyle bir e, şey oluştu ki buradan e, bitkiler e, yasal yollarla bile değil, Aynen. bazen yasal yollara, bazen kaçak yollarla yurt dışına ne yazık ki e, tabiri caizse kaçırılıyor. Yani e, bir silah kaçakçılığı gibi, bir uyuşturucu kaçakçılığı gibi ben bu konuyu önemsiyorum çünkü yurdun e, öz ürünleri gitmiş oluyor ve bu üzülüyoruz sizi bu konuda çok önemsiyoruz yani hocam konu da önemli alan da önemli ben niye kıyaslan kıyaslamıyorum modern tıbbla genelde tıbbı ben yani bunun ne kadar bunun üzerinde bahsedersek var yani uzar konu ben diyorum ki barışma zamanı modern tıbbıla özellikle Türkiye'deki yani bu kültürüyle büyümüş rahatça bu konunu çözebiliriz kendi aramızda bir türlü bir barış olsun bunun ikisinin arasında. Hem alternatif tıp hem modern tıp barışsın yani omuz omuza ülkeye fayda olsun. O yüzden ben tam böyle düşünüyorum ki Doğru bunları bunlara bir çözeceğiz. Yani hem modern tıpta fayda olmuş bize. Bugüne kadar çok sıkıntılarımıza yardım etmişler. Hem gene set tıbbı. Bence daha barışma zamanı. Barışlısın ülkeye bir faydamız olsun. insanlara bir faydamız olsun. Evet. Şimdi baktığınız zaman işte modern tıpla geleneksel tıp aslında birbirini tamamlıyor birçok yerde. Aynen aynen. Fakat yine orada şey yapıyoruz. Şimdi modern tıpta da birçok tedavi mesela modern tıp nedir? Tahliller yapılıyor işte laboratuvarda tahlil yapılıyor. Hastalığın teşhis etmiş oluyor hastalığı. Evet. Bunun tedavisinde eğer geleneksel tıp yeterliyse Tekrar ilaç vermeye o kimyasalı veya yani ne bileyim işte içeriğini bilmediğimiz o e, ilaçları deyip, bir sürü yan etkisi var çünkü. Ama Aynen. anladığımız kadarıyla bitkiyi e, sizin kontrolünüzde kullandığınız zaman yan etkisinin e, ilaç kadar olmayacağını evet, düşünebiliyoruz. Burada diyoruz. da gene, yani bitkilerde de yan etki var ama konu bu o da tabiatten olduğu için çoğunluğun diyorum. O aynı fazla, insanla aynı fazla olur. Ama bunun da kesin dozu var, süreci var. Mesela ben fitoterapi eğitimlerinde diyorum ki, e, mesela bu bitki 21 günden fazla tüketilmez. Hatta, hatta hasta çözülmezse, ha, tamam 21 gün verdik ama çözemedik bu konunu. Ne yapacaklar? Bir hafta 10 gün ara verecekler, bitkiden bitkiye daha değişir. Ondan sonra tekrardan 21 gün. Yani doz olarak hatta müstihsiz bir şey vermiyoruz. Yani burada da hatta mesela diyor ki hamile kadınlara bu bitki zararlı. Emziren kadınlara mesela ihtiyatla kullansınlar. Tabii burada da dikkat etmemiz gereken bir şeyler var. Ee, ve Ama bunun özelliği bu ki daha ithalata gerek yok. Kendi ülkemizde var yani. Yani burada bol bol var. İthalata gerek yok. Herkes alışmış. Yani başka bir kültürden gelmiş bir konu değil. Herkes bitkilere alışmış ve iyice de kullanımı ve daha güvenli çok. Güvenli çok olduğundan dolayı etkisi de çok olabilir. Evet. Peki hocam biz e, dediniz ki ülke olarak e, bitki konusunda e, zenginiz. Ama neden e, tamamen mesela az önce barışmadan da bahsettiniz. Hani kol kola yürüsünler. E, doğru söylediniz birbirini dengelesinler. Fakat neden modern tıp daha e, ön plana çıkarılmaya çalışılıyor da bazı iradeler tarafından e, geleneksel tıp dediğimiz alternatif tıp ikinci planda bırakılmaya çalışıyor. Neden illa ilaç satılsın e, zihniyeti var? Biliyorum bu sorunun cevabını da e, size evet. duymak istiyorum. Ben Gerekirse ben cevap vereceğim. Ben bir kısmı buradan biliyorum ki e, dünya telebe bağlı. Evet. Mesela düşünün <laughs> e, ginseng Burada aktarla ginseng satıyorlar. Ginseng, evet. Ama burada üretilmiyor ki. Telef var, bunları da getirip satıyorlar. Yani bunun tamam da politik var arkasında, işler var. Bunları da kabul ediyorum. Ama bizde de hata var. Yani bizde bunu yani güzlendirme zorunda. Bizde ailelerde. İlmi mizacı biraz önce konuştuk ya. İlmi mizacın bir özelliği var ki diyor ki bir uzmanın yani gereken bir konusu değil evdeki anne de bilmeli ilmimiz hatta baba da bilmeli çocuk da bilmeli düşünün bizim bir akrabamız var şimdi 6 yaşında 3 yaşlarında biliyordu ki yani yoğurdu yoğudu sade verseniz kabul etmezdi derdi ki bunun bilmiyor mekanizması bilmiyor ama derdi ki bunun nana kurusu yok ki. Hmm. Biz yani, bilinç altında onun nane yendiğini artık e, Aynen. Idrak etmiş. Yani İran'da herkesten sorsunuz sıcak soğuk yani iyice biliyorlar. Yani çünkü yani insanlar isterdi. Politik de var demiyorum toplum yok. Toplum bilinçli bir de orada. Evet o toplum. Zaman. O yüzden sizin gibi bu işte çalışanlar iyice yardım edebilirler ki destek olsun da topluma. fitoterapi açısından, mizaz açısından, hacamet açısından. Hacimet açısından o kadar sıkıntı var ki mesela 20 bardak kişinin mizacını bilmeden, hiç kan değerlerini bilmeden 20 bardak, 15 bardak hacimet yapılır. O yüzden Burada hacime çok çok iyi, tamamen de genişletip yani tıp kabul ettiği bir konu. O kadar tedaviler yapılabilir ki bundan, sonuç alınabilir ki. Ama bunun da kuralı var. Kime ne kadar, kaç yaşta, yani bunun da bir kuralları var. Öyle değil ki her geldiği kişiye biz 10 bardak, 20 bardak yapabilir. Bundan dolayı bu işte de bizde de suç var, bizde de bir hata var. Biz bunun üzerinde daha yoğun çalışmalıyız. Bir insanlara da talep etmeli. Bir aftimun var. Aftimun cinsatsın tohumu diyorsunuz Türkiye'de. Aftimun da denilir. Aftimun bir bitki ki psikoloji rahatsızlıklarına çok 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 iyi gelir. Harika bir bitki. Hatta İbn Sina o kadar buna güvenir ki diyor ki. Ee, Delilere bile iyi gelir. Delilere bile iyi gelir. Onun gel. ismi nedir hocam? Aftimun. Aftimun. Evet. Ee, aynı zamanda ginseng'in tohumu diye mi geçiyor? Yok cin saçının tohumu. Ha, af... Cin saçının tohumu da denilir. Peki bu bulunuyor mu aktarlarda? Onu söylüyorum. Evet ha. maalesef bunu e, Türkiye'de bol bol ama bir yabani ot olarak yakıyorlar. Yani kekiye öyle bir şeyler saraşır. Onlardan beslenir, onları bozur. Tamam toplasınlar niye yakıyorlar? Onu ton ton e, İsviçre, başka ülkeler alıyor Türkiye'den. Allah Allah. Ama biz niye bunu tüketmiyoruz? Biz bu niye tüketmiyoruz? Onu diyorum, bunu yani bir türlü bu bilim konusu, bunu yani iyice açıklamalıyız ki bunlar iyice faydalanmamız gerekiyor. Evet hocam bu gerçekten. Şu an hem. E, yani bizde kastımı ki bizde de var, yani toplumda da var. Toplum isteyecek, aktar getirecek. Top Toplum mesela. Bir ay aktarlara herkes derse ki ben aftimun istiyorum, aftimun istiyorum. Aktar görecek ki böyle bir şeyin talebi var. Dükkanlar bu aftimunu ben mesela bu o, alanı hem sevdiğim hem e, tasvip etmeme rağmen aftimunu ilk defa duydum. Evet. Ya bize ya. hep hocam e, bak yine televizyon sektörünün bu konuda e, ülkemize zarar var tamamen. Tamam modern tıbbı yok saymıyoruz. Elbette evet. hani olması gereken kadar olsun hayatımızda ama evet. tamamen ilaçlara yönelik mesela ee, bu konudaki şahsi fikrinizi bilmiyorum. Ben kendi şahsi fikrimi söylemekten çekinmeyeceğim. Ee, aşı ile ilgili dayatma var. Şu an deniyor ki mesela ilaç şu ilacı bitir şu ilacı ye. Ben tıp fakültesine çok önem veriyorum. Çok da saygı gösteriyorum ama evet. şu an tıp fakültesinin e, bir hekim arkadaşımın tabiri bu. Tıp fakültesinde diyor bize ilaç isimleri ezberletiliyor. Yani yeni dönem için söylüyorum. İlaç isimlerinin ezberletildiği bir sürece girdik. Yani... E, işte hekime soruyor, işte başım ağrıyor. Hangi ilaç iyi gelir? Bu. Ama sizin hemen o ilacı illaki al ye diye bir şeyiniz yok. Tavrınız yok. Yok. Hem kişideki değişir hem de illa bu olmalı değil. Biz daha e, genelde tıpta bir önemli konu var. Perhize çok önem veriyor. Yasaklara çok önemli. Biz diyoruz ki yediklerinden hasta oldun. O yüzden bunu koruyacaksan, dikkat edeceksin ki yani tedavi olasan Hatta bizim yiyeceklerimiz kaç çeşit yiyecek var. Tam burası değil, sadece ağızlı değil. Düşünce de bir türlü yiyecek. Koksal, görsel, eşitsel. Hatta düşünün cildinden de bizim yiyeceğimiz var. Mesela bazı bir şeyler cilde süresinin etkisi var vücutta. O, hatta diyoruz yumuşatsın, iyi olsun, yarı her türlü. Bizim yan sadece yiyecekler buranı düşünmüyoruz. O yüzden tabii ki bizden yani önleme, tedbir çok çok önemli. Evet. O yüzden diyoruz ki ilmi mizacı aileler öğrensinler. Hasta olmadan o döneme o sürece gelmeden evde çözülsün hastalık oranı azalsın. Evet. inşallah. Hocam e, şöyle bugün hem tanışma hem de e, neler yapabiliriz, izleyici neler verebilirizin başlıklarını konuşacaktık. E, biraz hızlı geçiyoruz farkındayım birkaç tane mesajımız var. Hem hoş geldin diyorlar hem hayırlı çok olsun diyorlar. Çok sağ ee, bunları olalım. aktarayım. Hoş bulduk. Başlıklardan olalım. Sivas Su Şehri'nden yazıyor. Cevizli Köyü Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkanıymış. Yakup Şahin. Hayırlı akşamlar hayırlı yayınlar demiş. Size selam. Hatice Ünye'den bizim canımız. Hayırlı akşamlar hayırlı programlar demiş hocam sizleriyle. İnsan zorlu. İyi yayınlar. Hocamıza benim sorum var demiş. Size bir sorusu var hocam burada. 14 yaşında Erkek çocuğumun sol tarafında göğüsünün altında dışarıya doğru büyüyen kemik var. Çocuk göğüs cerrahına götürdüm. Hormon bozukluğu dedi. Başka yetişkinlerin göğüs cerrahına götürmemi söyledi. Bu durum nedir? Çok teşekkür ederim şimdiden demiş. Ee, hormon bozukluğu olarak tekrar bakayım hocam soruyu. Yok anladım. Anladınız mı? Evet. evet e, bu durum nedir diyor hocam? ne Nasıl? burada hormonları dengelemek için en iyisi boz otu. Bozotunun görevlerinden birisi bu ki, yani az çalışan hormonu, fazla çalışan hormonu dengeye götürür. Ondan dolayı isterse iyi olsun, her gün bozotunu, her gün 2-3 gram çay gibi demlesin içsin. Eğer kuru boz, kuru ise bozotundan çok çok faydalar bilir. 2-3 ay yapsın. Birisi de ayda bir siyans, çok az yani yarım bardak il ila bir bardak. Hacimet yapsın, kahil hacimet yapsın ki vücuttan da detoks olsun bir türlü. Bir madde de diyorum, eğer onu yaparsa çok çok iyi olur. E, o madde de bu ki, sirke engelbinin, sirke engelbinin ben tarifini söyleyeyim. İki birim bal, bir birim sirke, ev sirkesi yani e, doğal sirkeden bahsediyoruz. İster üzüm sirkesi olsun, ister elma sirkesi, her hangisini bulursa Bunları karıştıracağız. iki birim bal oldu. Yani iki kaşık bal olursa bir kaşık sirke. Sirke. Bunları Hı. buna sirke, normal sirken gelin diyoruz. Hı. Çünkü çeşitlere fark ediyor ya. Buna normal sirken gelbin iyi geldi. Bunu bir e, bir serin yerde bekletecek. Her gün bundan bir su bardağının üçten birisi bu şerbetten olacak. Yaptığı hazırladığı sirken gelbinden geri kalanı su ekleyip içecek. Akşamlar ise daha iyi olur. Yani 4-5 civarında ise daha iyi olur. Her gün bir barda 40 gün içsin, bir hafta ara versin, tekrardan başlasın. Bu da iyi gelir. Ama bu konuda baharatları tamamen azaltsın. İsterse tarçın, zencefil, kapkule, karanfil o tür bir şeyler. Yumurta sarısını azaltsın. Kızartmaları mümkün olan yasak demiyorum azaltsın. Bu arada dondurmanı mümkün olan kadar azalsın. Geçmiş olsun inşallah çok çok iyi olur. İnşallah. Evet İhsan zorlu ya da Ama e, cevap bozotu unutmasınlar. Evet. Bozot mu diyoruz? Evet bozotu. Bozotu. Aktarlarda ee, da bulunur evet, yani. Bozotunu da. unutmayacakmışız. İhsan zorlu. Evet. E, herhalde cevabını aldı. Zaten hocam dediğimiz gibi ilerleyen günlerde e, artık e, çok daha fazla ekranda kalarak bu konulara çok daha cevap verme durumu olacak. Bir e, telefon bağlantımız varmış e, hocam. Alo. Alo. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Siz alıyor musunuz hocam sesi? Sahip. Alıyorum ama. Evet. Hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum memleketimize. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet. Size hoş ee, geldin diyor. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, Alev Hanım yazacak evet. mısınız? Ha Kemal Aksoy. Telefon bana Kemal Bey tekrar merhabalar. Hocama Merhaba. sorunuz mu vardı e, yoksa... Hocama bir soru sormak istiyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Ben evet. Etmiş, kulaklığı da kullanabilirsiniz hocam. Eğitimi ee, alabiliyor değil mi hocam? Merhaba, buyurun. Evet, alıyorum. Ben şunu sormak istiyorum. Bu şimdi mesela bazen arkadaşlarla sohbet meclislerimiz oluyor, şey oluyor. Bu COVID ile alakalı aşı yaptıran arkadaşlarımız var. Şimdi bazen okuyoruz, şey yapıyoruz bu aşının zararlarından. Ondan sonra bazı yan etkilerinden bahsedilince çok aşırı bir gerginlik gergin bir ortam oluşuyor. Evet. Bu evet. olan arkadaşımız da hani e, normalde hani böyle e, çok böyle mülayim, sakin arkadaşlarımız ama bu aşı konusunda mesela veyahut da başka konularda artık çok agresif karşılıyorlar bazı şeyi. Ya bu normal mi yoksa bize mi öyle geliyor yoksa bu ne bir sıkıntı hissettiğiniz var mı sizin hocam? Teşekkür ediyorum şimdi. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Kemal Bey'e e, teşekkür ettik. Kemal Bey başka bir sorunuz var mıydı üstadım? Teşekkür ediyorum. İyi günler Ahmet Bey. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Hocam e, bu konu aslında e, şöyle çok çarasladığım bir konu. Yani e, sokakta çok çarasıyoruz. Özellikle e, bu son zamanlarda aşı olmuş insanlarda ciddi anda bir gerginlik var. Evet. Yani e, gerginliğin yanı sıra e, farklı bir psikoloji e, şeyi aşı yapan kişilerde, aşı mi? olan, kişilerde, olan evet, kişilerde, aşı yaptıran kişilerde. Evet. Yani bu, e, bu psikoloji neye bağlayabiliriz? Yani şu aşının içeriğinde neler olduğunu biliyor muyuz? Yani e, etken maddelerini biliyor muyuz aşının içerisinde? Bu konu ben mizaz açısından bakıyorum bu konuya. Biz bunu safra diyoruz. Yani aslında virüslerin mizacı safra. Safra da insanı biraz ısısını çoğaltabilir, biraz sinirlendirebilir. Aslında mizacı öyle yani. Ee, i̇nşallah bunu detaylı konuşur. ya safra ne, balgam ne, dem ne bunları konuşur. Soğuda ne ee, sonraki inşallah görüşmelerde. Ama aslında yani sıcaklığı çoğaltır vücutta. Sıcaklığı çoğalttığından dolayı böyle olabiliyor bir sebep ama geçici ama konu bu ki bazı insanlar yani kendileri öyle yani algılıyorlar yani öyle düşünürler yani bu bilinç altından kaynaklanır çok kişilerde var ki öyle olmuyor yani toplumda bu aşıyla ilgili bir konular var ya hatta içeriye girmede strese giriyor yani stres hormonları hep salgılanır bundan da kaynaklanır stres hormonlarında bir türlü bu işe tetkisi, etkisi olur. Ondan dolayı biraz bilincaltı, biraz da aşının maddesi safra olduğundan dolayı. Çünkü COVID-19 virüsler yani hepsi mizacı sıcak ve safra. İkisini de el ele verdiğinde yani omuz omuza vücutta düşündüğümüzde bunun işi, şiddeti daha çoğalabilir. Evet. Mizaz açısından bakıyoruz. Evet, mizaç alan e, mizaç olduğu için, hocam e, aslında bu konuyu dediniz ki çok geniş bir konu, geniş ele alınması evet. gereken bir konu. E, çünkü e, şimdi sadece bir konuyu yüzeysel konuşursak, bu e, izleyici açısından da hoş bir intiba bırakmaz yani dediniz. Yani aşama benim, aşama hoşuma gitti. Evet. Mesela e, aşı konusunu konuşmak istiyorduk, fakat şunu e, dediniz ya, ben de ona hak verdim. Yani önce e, aşı'nın gerekçelerini, sebeplerini, Aynen. etken maddesini ve sonuçlarını konuşursak soğuda ne, yani genel set tıbba mizaz aslında bu kadar. Ama kısaca buna bir şey değil yani bu arkadaşımız. Ya aşıyı savunuyor musunuz? Nokta. Ne? Aşıyı savunuyor musunuz şu an? Ee, Net olun. Hiç ben, hiç... ben netlikten ziyade çünkü ben de tam bizim laboratuvar yok. Öyle de denilir, böyle de denilir. Yani bir türlü malum olmadığı konu, benim bilgim olmadığı konu. Yani hep hiçbirimizin bilgimiz yok. Yani sağdan soldan bir şeyler var. Yani, yani e, ben şunu iddia ediyorum. Doğru mu? E, e, eksiğim varsa da siz tamamlayın hocam. Diyorum ki e, bunu öğrendik. Diyoruz ki aşının aşı olabilmesi için e, faz çalışmaları var. Faz 1, faz 2, faz 3. Evet, evet. İşte faz 1, faz 2 çalışması yapılmış. Fakat e, şu anki COVID aşılarının faz 3 çalışması yapılmamış. Yani e, faz 3 çalışmasını baktığımızda işte 5 yıl, 6-7 yıl gibi bir rakam eee ma ihtiyacımız var, böyle bir süreye ihtiyacımız var. Fakat görünen o ki 5 yıla 7 yıl arası bir vakit şu an imkansız. Yani i̇mkansız. şu an 1 yıl olmadan bu aşı dayatılıyor. Ben de diyorum ki faz 3 çalışması tamamlanmamışsa bu aşı aşı adayıdır. Aşı olmamıştır diyoruz. Sizin de dediğiniz gibi içeriğini bilmiyoruz dediniz. Evet. Etken maddesini bilmiyoruz dediniz. Evet. Yani fakat şöyle de bir durum var. Geçmiş yıllarda yapılan Aşıların bugün etkileri nasıl ortaya çıktı? Yani Aynen, iyi ki yapılmış da. diyor muyuz? Yani diyemiyoruz maalesef. İyi ki yapılmış diyemiyoruz. Masih kendileri de öyle kabul etmişler ki. Bir yanlışlıklar var, bir hatalar var. O yüzden buna dayanarak bu da korkunç biraz. Yani ben söylediğim gibi ben net bilmediğim bir şey diyemiyorum. Evet. Çünkü içeriklerini hiç kimse bilmiyor. Yani formülünü dışarıya vermiyorlar ki. İçerilerini hiç... Evet. Ama sağdan soldan duyduğumuz yani biraz e, erken, hızlı hareket olunmuş bu konuda. Evet, hızlı hareketle davrandı. Ne yazık ki e, hızlı davrandı. Ben bu arkadaşımıza e, evet. bir konu söyleyeyim. E, i̇sterseler böyle gerginlik var ya diyorlar. biz Aftim'in çok iyi gelir. Özellikle Aftim'in mavi hindibe ile şahtelerini karıştırasını ikisinin karışımı sizi rahatlar, yardım eder, karaciğerde de temiz eder, safra oranında azaltır, ee, size daha iyi gelebilir. Geçmiş olsun. Aftimon oldu. mu diyoruz hocam? Aftimon artı safra, e, mavi hindiba, Mavi hindiba. Mavi hindi hindiba bulamazsınız. kara hindiba da olabilir alternatif o olarak. Bu hindibayı çok duyduk hocam ya. Bu hatta Covid de bazı e, yine hekim e, hocalarımız e, hindibayı çok e, telaffuz ettiler. Hatta evet. bir ara yasaklanacak diye bir e, algı e, çıkardılar. Ama sonra da e, hindibanın e, Covid'li bir hasta da çok etkili olabileceğini e, evet. e, çok savunan cümleler duyduk. Çünkü hindiba kara ciğerin aslında dostu. Ve Tıbbı nebevide de tavsiye edilmiş bir bitki. Tamamen karaciğer temiz ediyor. O yüzden karaciğer önemli organlardan birisi. Ondan dolayı tüm yani enzimleri bu ayarlıyor. Yani çoğunluğu. Ondan dolayı evet. eğer karaciğer bir kişide temiz ettiğinizde vücudu temiz ediyorsunuz bir türlü. Evet. Hocam Fitoterapi, hızlı hızlı geçiyoruz ki çünkü her bir başlık aslında bir program evet, ya bir program, birkaç programlık. Evet. program. Evet. Şimdi hızlı hızlı geçiyor fitoterapi. Ülkemize neden az? Yine buraya geldik yani bu konu çünkü ülkemize neden bu konular çokça duyulmuyor çokça konuşulmuyor. Mesela fitoterapiyi biz. Bir de hocam bir ricam var. Şimdi bilgi paylaştıkça değerlendir. Sizde insanlar nasıl e, ulaşması gerekiyor. Yani e, bunları dinleyen arkadaşlar size muayene olmak istese veya tedavi olmak istese e, nasıl iletişime geçecekler? Bu konuda e, iletişim adresinizi veya numaranızı versek evet. mahsuru var mı? Yok, sıkıntı yok. Tamam, siz numaranızı bizim iş numarası var. Onunla WhatsApp üzerinde mesaj olarak gönderebiliyorlar. Tamam, numarayı vermemize mahsuru yoktur hocam. Numarayı yok. Ben... Alev Alev de e, alta yazacak, rica edeceğiz. Evet hocam sıfır tamam. onun numarayı alalım çünkü şimdi e, arkadaşlar bana mesaj atmış ben e, hocama e, özel ulaşmak istiyorum diye şimdi tamam. e, o da önemli bazı bazı konularda şey olmayabilir e, hani Hasta mahremiyeti açısından aynı. Hasta, yani hasta özel mahremiyeti şey, açısından tamam. evet bazı konularda özel Bu bizim şey yapabilirler. Iş numaramız yani bilgisayara bağlı mesaj olarak evet. bağlantı kurabiliyorlar. Orada yardımcı olacaklar. Evet. 5, 0 552 evet. 712. Aynen e, 552 712. Evet 712 51 57. 51 57 çünkü hocam şöyle e, numaranızda ekranın e, sol alt köşesine bırakalım ki çünkü bana e, çok sayıda mesaj göndermiş arkadaşlar hocama nasıl ulaşabiliriz diye e, ben de numaranızı alta bırakalım oradan arkadaşlar alabilir Samsun'da kalıcı ikamet ediyorsunuz doğru mu evet, hocam Samsun'da evet. ikamet ediyorsunuz evet hocam dediğimiz gibi hızlı hızlı geçiyoruz bizim ülkemizde hacamat doğru yapılıyor mu? genel anlamda böyle yani net evet de söylemek mümkün değil, hayır da söylemek mümkün değil. Aynı modern tıpta da çok çok insanlar var ki en iyi işi yapıyor. Gerçi tıpta da en iyi işi yapanlar da var, hatalı yapan da var. Hacamette de öyle yani böyle hepsine yüze yüz demek olmuyor öyle. Daha insafla hareket edersek. Ondan dolayı maalesef çoğunluğu dikkat etmiyor. Hatta ben ilk buraya geldiğimde bazı gruplara katıldım. Gruplarda yardım ediyordum böyle. Ee, kızanlar oldu. Bunu nereden diyorsun? Ben hatta seminerlerde, İstanbul seminerinde de söyledim. Bunun miktarı var. Fazla Hı. kan alınmaz. Kişinin tansiyonu ölçmeli. Kanının, mizacın, kan grubun. Çok 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 konular var. Ona göre hacemet yapılacak. Hacemette de, de bizim önemli konulardan birisi. Demiyorum tamamen önemli bu önemli konumlardan birisi bu ki vücuda uyarı verilsin. Hmm. Uyarı verilmesinden dolayı yani bir bardak, iki bardak, üç bardak yapılabilir. En güvenli hareket ederse. Hmm. Ama birisi diyor ki ama iki bardakta, üç bardakta bir şey olmaz ki. Tamam bir şey olmaz siyansın çoğalsın. Yani bir siyansa on bardak yapmasın. Bir siyansa tam tersi üç dört siyansa bölsün öyle yapsın. Çünkü Normalde vücutta optimal olarak her kişide 20-21 tane kanser hücresi oluşur her gün. Bağışıklı sistem bunu Orayı önlüyor. tekrar alabilirim hocam. Her gün bir insanda 20-21 tane optimal olarak e, kanser hücresi ortalama oluşur. Olabilir, diyoruz. oluşur. Hmm. Bunu kim e, önlüyor? Bağışıklı sistemi bir kişide 10 bardak, 15 bardak kan aldığınızda bunun bağışıklı sistemi o kadar hızlı bekleyemez. Yani o 3-5 gün ilk günlerde bunun kanser hücresi 21 tane oldu, 42 böyle 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 fazlalaşır. Yani 5 yıl, 8 yıl sonra o hasta da anlamaz ki bu hacemetten belki onu. Hacemeti ben tamamen kabul ediyorum. Biraz önce de dedim. Tam sevdiğimi, tam genişle tıbbın sevdiği bir konu. Hem tıbbın be, hem, hem genişle tıp Ama her şeyi biz kuralı ile diyoruz. Miktarı kadar kuralı evet. ve kişiye özel olacak. Yani her kişiye söyleme. 10 bardak yapacağız, 20 bardak. Bazen 2 bardak yeterli olur. Kişiye göre değişir. Biliyoruz. Evet. Kişiye göre değişir. Hocam yine söylüyorum hızlı hızlı geçiyoruz. Ee, Hatice Ünyeden e, bir mesaj var. Annem normalde de evhamlıydı. Evhamın ne olduğunu evet. idrak edebiliyoruz değil mi hocam? Evet, evet. Hani bazen İranlı olduğunuz için belki evet, yok, e, bizim kelimelerimiz evet. size şey yapmayabilir. Evet. Annem normalde de evhamlıydı ancak aşı sonrası daha gergin, sinirli, agresif ve çok daha tez canlı oldu. ile ilgilisi olabilir mi? Yerinde duramıyor, hiçbir yere sığmıyor. Kendisi de sıkıntı yaşıyor. Bu durum ister istemez bizi de geriyor açıkçası demiş. Ee, bu durumla ilgili Hatice Hanım e, bilgi almak istiyor hocam. Tamam. İsterse bu iyi olsun. Yani aşıdan sonra olmuş. Aşıdan önce var imiş. Onu bilmiyorum. Ee, ne demiş? Normalde de evhamlıydı. varymış. Ancak yani. aşı sonrası daha gergin, sinirli, agresif ve çok daha tez canlı oldu. Evet, diyorum. evet. Buna istersen evham için bence aftimun gibi bir şey bulamayacağız. Aftimunları kesin kullansınlar, yesinler, tüketsinler. Çok 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 iyi gelir. Eğer tansiyonu varsa hocamızın, annemizin tansiyonu varsa aftimunu zeytin yaprağı da eklesin. Yani ikisini bir arada demlesin. Allah'ın izniyle evhamı çok iyi olur. Ama bu kişiye mümkünse yeşil mercimek vermeyin. Ye bayat gıdalar, yeşil mercimek, kırmızı mercimek yiyebilir. Ama yeşil mercimek yasak. Yeşil Do mercimek herkese mi yasak? Yok yeşil. bu kişiye. O yüzden kişiden kişiye kişi değişiliği gelişti tıpta. Ha, orada ben yakaladım onu da yeşil evet. mercimek yasaklıyıcı. Bazen mercimek not alıyorum hocam. Yasak. Patta patlıcan. Patlıcanı hep doğradığınızdan sonra 1-2 saat tuzlu suda bekletin. Onun bir siyah maddesi var. Zehirli madde diyelim. O temizlendiğinden sonra pişirip yiyebilir ama öyle onu e, suda beklet, e, tuzlu suda bekletmeden zarar eder ona. Bayat gıdalar yani dünkü pişmiş bugün kullandığı yani günlük yiyecek, yeşil mercimek, dondurma, patlıcan bu tür bir şeylerden uzak duracak ki evham iyi olsun. Birisi bu e, bir terkip de şeylerin çay olarak zeytin yaprağıyla, aftimın çok çok iyi gelir inşallah. Üçüncü bir şey de söyleyeyim. Yatak odasında hakiki gül suyu. Bir e, bu çay bardak e, çay tabakları var ya çay bardaklarının tabağı. Evet. O tabaklarda veya bir pesetiye veya bir pamuka 3-5 damla hakiki gül suyu damlatın. Gece sabaha kadar bunun odasında bu koku gelsin. Çok çok etkisi var. Çok çok faydası var. Ama kesin hakiki gül suyu olarak. Yani iç bazen üzerinde yazır ki e, yani bu içilmez oradan biliyoruz. Bazen de yazmıyor. Yazmadığında ne yapacağız? En iyisi bu ki e, bunu biraz tadın. Eğer boğazınızı acı ederse böyle eziyet ederse yani o hakiki değil onu dikkat etmelisiniz. Bunda ama bazı insanlar diyor ki yastık adamı 3-5 damla yastık adamı talım yastık sıkıntı çıkabilir. Çünkü yarınısı e, kokusu çok kötü. Ondan dolayı e, yıkama zorunda kalsa ama peçeteye bir pamuğa damlattığında... 3-5 damla yeter. Yarın çöp atarsın, sıkıntı olmaz. Hocam geçmiş e, olsun bu arada. Yine bir izleyicimiz e, şöyle aynı zamanda bizim WhatsApp hattından da bize mesajlar geliyor. E, Ahmet Bey oğlumun yüzünde böyle bir ben var. E, doğum lekesi olarak çıktı diyor hocamıza sorar mısın size zahmet olmasa? doğum lekesi gibi başladı ama ben oldu ee, diyor şu şöyle bir şey hocam ee, görüntü bunu Aslında ekranda verebilirdik ee, o WhatsApp numarasına e, Kemal Bahçıvan isminde eklersek e, sevinirim Alev ee, bunu yani detaylı konuşmamız lazım yani bunu kabızlığın bilmemiz lazım. Çok çok şeyler anlamamız Anladım. lazım ki. Anladım. Ona göre hareket evet. edelim. Yani Zaten arkadaşımız Fatsa da e, sizinle irtibata geçer o zaman. Peki tedavisi mümkün bir durum mudur hocam? O yüzden diyorum. Yani şimdiden bir şey. Tedavi konusunda hiçbir şey biz genelde yani tıpta garantili demiyoruz. Çünkü garantını o veriyor. Biz diyoruz ki tecrübe olarak bu bitkiden bu rahatsızlığa sonuç almışık ve çok sonuç almışık. O yüzden öneriyoruz vücudun hmm. tepkisini bekliyoruz. Zaten ilim e, ilim de net bir şey değildir. Bilim aynen, da de öyledir. Aynen. Bilim yüzde 80'i doğruysa bilim onu gerçek olarak kabul etmiştir. Evet, Biz de onu gibi düşünebiliriz diyorsunuz. Hocam yine Hı. söylüyorum hızlı hızlı geçeceğiz. E, i̇ridoloji. Sizin alanlarından bir tanesi iridoloji. Nedir hocam iridoloji? Yani gözden teşhis. Hastalıklara gözden teşhis. Mesela safraz, kesesinde sıkıntı var, böbrekte taş var. Kalbi nasıl, akciğer nasıl tamamen gözün bu renkli kısmına baktığımızda anlıyoruz. Ya yani fıtığı var, fıtığı yok. Yani gözün renkli kısmıyla bu ıı, analizi yapıyor musunuz hocam? Evet. Mesela benim yani gözün... kamera istiyor ki bunu büyütürüz. Ondan sonra yani böyle... Ha, böyle harita... bakmayla değil. Yok böyle özellikle bu e, açık gözlerde rahatça bakmak olur. Ama bunun fotoğrafını çekiyor. Benim gözüm büyük hocam mesela. Yok mesela yeşilleri diyorum veya mavileri diyorum. Ha. Orada böyle büyütürüz ona <laughs> göre bir haritasını çekiyoruz. Anladım. Böyle e, normal ediyorum. çıplak gözle bakınca olmuyor yani. Olabiliyor. Yani bir kısmı yani detaylı bakmak olmuyor. İrodoloji anlatmaya çalışıyorum Anladım. ki. Yani aslında gözle hastalıkları teşhis koyma. Ama bakarak... gözü renkli kısmında. Ya gerçekten bir e bilim dalı iridoloji. Feng Shui uzmanısınız hocam. Feng Shui. Evet. Nedir Feng Shui? Yani... E, feng Shui yani diyor ki <laughs> bu ilimde her bir şeyin enerjisi var bizlere. Tahtanın bir enerjisi var. Camın bir enerjisi var. Mesela düşünün kireçin bir enerjisi var. Arkadaşın bir enerjisi var. Hatta tahta masa nerede olsun? Mutfak evin neresinde olsun? Yatak odası neresi olsun? Ebeveyn yatak odası bebek ya çocuk yatağı odası neresi olsun? hepsinin enerjisi var diyorlar. Yani etkisi var kişiye. Ondan dolayı su pencereleri nerede olsun, giriş kapı nerede olsun, giriş kapının önünde nasıl olsun, ayna nasıl olsun, akvaryum nasıl olsun hepsinin hepsine bir enerji düşünün. Ona göre de bir yer ayarlıyor. İsterse ofis olsun, isterse ev olsun. ama bu doğru, bu Feng Shui açısından. Ama bizim de baktığımızda, yani kültür açısından ve dini açısından baktığımızda hatta maddeler bizden enerji alır. Biz bunu böyle düşünürüz. Yani ikisin yani örtüştüreceği, tam onu da öyle net kabul etmiyoruz. Ondan Hı -hı. faydalanarak, bundan da dinimizden de faydalanarak ondan sonra karış, yani ikisi bir arada çok güzel olur. Evet. E, feng Shui demek ki e... Maddelerin her şeyi enerji düşünmez. Evet. Hocam mesela e, bu hangi enerjiye giriyor? Eşimiz işte problemli, sorunlu, her şeyde bir problem çıkarıyor. Işte her şeyin altında bir şey arıyor. İşte ne bileyim e, sorunlu bir enerjini düşürüyor yani. Bu hangi bilime giriyor, hangi alana giriyor? Biz orada bilinçaltına baktığımızda biz diyoruz ki o eşimizi inceleme önce kendimizi inceleyeceğiz. Biz ne yapıyoruz ki o ne öyle yapıyor. <laughs> Önemli konu bu. Yani <laughs> düzeltmelerin hepsini kendimizden başlayacağız. En iyisi bu. Yani hatta Mevlana da diyor ki e, Beşna Ezdeyi Çon hikayet mi konu tam ilk satrında ilk misreinde diyor ki Beşna Ezdeyi Çon Hekayet. Neyden duy hikaye ediyor sana. Neyi niye diyor? Yani diyor ki neyin içi boş olduğundan dolayı yani içi dolu olsa ondan ses gelmez ki neyin içi boş olduğunda yani biz de fabrika erlağına dönersek lühiyet şeklinde yani yarattığımız gün şeklinde dönersek her şey çözülür her şey biz içimizi temiz tutacağız ondan sonra geri kalanı çözülür o yüzden yine mizac şeyde pardon bilinç altında önemli konu Kendimizi düzeltme. İlk işimiz bu. Evet. Eğer tamamen kendimizi düzeltmiş olsak tamam. Ondan sonra işler çözüldü. Kendimizi yani, düzeltmek ee, bunun diyorsun birinci hamlesi. Düzelttik kendimizi diyelim. Sonra sonra karşı tarafta yine problem var. Karşı tarafta daha sil beklentimiz olmuyor da. Eğer hakikaten düzeltersiniz. Bizim sıkıntıların çoğu bu ki beklentimiz çok. Yani hmm. eğer o seviyeye gelersak ki daha hakikaten ee, içimiz boşaldı yani maddiyattan, nefsilerden boşaldığında daha o kadar beklentimiz yok. Bizim hmm. sıkıntımız toplumda bu ki beklentimiz var. Hatta bir e, bu sadaka kutusu var ya evet. ona bir TL attığımızda beklentimiz var. İbadet ettiğimizde beklentimiz var ki kesin cennet olsun. Yani evet. burada garanti ediyorum cennette. Evet, evet, evet. Her şeyde öyle beklentimiz var. Bizi sıkıntıya götüren beklenti. Ama insan o e, yürü, yörüngeye geldiğinde Kendisini tamamen temizlediğinde ona daha gerek yok. Beklentisi olmayacak karşısından. Yani tam sevgi için yapacak. Aşk hmm. için yapacak. Bazı insanlar ailelerinde diyorlar ki benim eşim öyle yaptı. Daha o günden itibaren ben çok aşık seviyordum. Daha ondan sonra sıkıntıya girdim. Daha öyle sevmiyorum, öyle aşık değilim. Öyle bir şey olmaz. Hakiki aşk Allah'ın gizli hazinesine gelip Bitmeyen bir aşk olur. Yani o ne yapar yasa yapsın bize bitmez o aşk. Hakiki aşk olursa. Niye hocam hayatımızı mahvediyor mesela? Diyelim ki problem çıkardı, sorun problem bizim hayatımızı bitiriyor. Her bir şey bize rastlandığında yani bize bir uyarısı var. Bizde bir şey var köylü olup. Hatta ben mesela hastalıklarda, böyle danışmanlıklarda bana geldiğinde mesela işte kanser hastası bana müracaat ediyor ya ben diyorum ki benim huy olarak, davranış olarak bir şey düzeltmem gerekiyor. O kadar burada Uzman var ki niye bana geldi? Bana dersi de var bunun. Hmm. Ben bir şeyleri kendimi düzeltmeliyim. Evet. Şükür etme olsa, tevekkül etme olursa, sağlığımı şükürü. Bir şey var burada. Yani o yüzden her zaman kendimizi düşünürüz. Evet. Hocam e, aslında vaktimiz... Bir, bir tırnak arasında bir tabii şey ki, diyebilir miyim? Bilinçaltında bir konu var. Diyoruz ki içimiz cennet olmadan dışarıdan cenneti bekleyemeyiz. Önce içimiz cennet olacak sonra dışarıdan cennet bekleyeceğiz. Evet cenneti görebiliyor. Evet. Hocam son olarak su terapi uzmanısınız. Ee, bunu da toparlayalım. Ardından sizle vedalaşalım. Ee, çünkü dediğimiz gibi başlıkları konuştuk. Sadece başlık başlık konuştuk. Başlıkların evet. altına girmemiş olduk. İnşallah evet. bundan sonraki programlarda İnşallah. her başlığı ayrı şekilde irdelersiniz. Çünkü bu konu çok önemli. Toplumumuz İnşallah. açısından, memleketimiz, ülkemiz açısından, bizim açımızdan çok önemli diye değerlendiriyoruz. Evet hocam. Su terapi uzmanı Su yokta Kore tıbbı. Yani burada elde ve ayaklarda diyor ki organların tam nimunesi orada var. Yani onlara düşünün akciğer burada var, böbrek burada var, elin üzeri, avucun için düşünün, üstünü düşünün. Bunlardan, branları masaj veriyor, enerji veriyor. Mesela düşünün midede sıkıntı var, mide çözülür. Yani Allah diyor öyle yap. Mesela sinusları düşünün burada, gözü düşünün burada. Hepisinde örnekler, organların örnekleri bu iki tane de var. Ellerde ve ayaklarda. Buranı tedavi ediyor. Bunlara masaj veriyor. Bunlara veya belki yağ sürü veya tohum mesela düşünün bir tohum, tohum trafi diyoruz. Tohum yapıştırıyor. iki gün iyi olur veya bir boyuyor. Kırmızı renk ile, mavi renk ile boyuyor. Onun etkisini alır. Ondan dolayı mesela düşünün birisi serin olur, soğuk olur mavi. E, kırmızı sıcak olur. Onu aynı mizac konusu oldu bir türlü Yani sıcaklık soğukluğunu orada ayar diyor. Tembelliğin, hızlılığın orada ayar diyor. Hocam çok e, derin bir yani böyle dibi olmayan bir ilim aslında bilim. Evet. Yani e, çünkü şey yok yani sonu yok ve çok önemliydi. E, bugün eğitiminiz var. Evet. Saat 9'da dokuz eğitimi. eğitiminiz var. Samsun'a evet. gideceksiniz. Ee, evet. Biz de dedik ki hocam 8'e kadar olsun. Sizden bir şeyler kapalım istedik. Evet, Çünkü bunları kayıt altına almak istedik. Ee, i̇zleyicilerle paylaşacağız. Ee, bundan sonraki süreçte de e, tekrar hatırlatalım değerli izleyenler. Hocamızda düzenli olarak bir program e, projemiz var. İnşallah e, bütün soruları bundan sonra hocam size daha net bir şekilde ifade ederler diyoruz. Evet hocam toparlayacak olursak ne söylemek isteriz? Buyurun. Ee, i̇nşallah hem kendi adıma teşekkür ediyorum ee, Biz teşekkür bu yayınlar için insanlara, topluma yardım ediyorsunuz. Ee, dua ediyorum ki inşallah bu fitoterapi konusu, bu bitkiler, bu zenginlik, bu bolluk burada var. İyice faydalanmış olalım hepimiz. Herkese Hı. sağlık, sıhhat diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizden Biz de teşekkür ederiz. Allah emanet Ayaklarınıza Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, ettiniz. Emeğinize sağlık, Bilginize sağlık. İnşallah da. bu bilgileri paylaştıkça değerli izleyenlerle daha değerli hale getireceğiz diye ümit ediyoruz. Eşim. Evet değerli izleyenler bu akşamlık bizden bu kadar. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla burada olmayı ümit ediyoruz. Sağlıklı akşamlar diliyoruz.